Koronavirüs salgınının ikinci dalgası evresinde uzaktan eğitim çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı çatısı altında verdiğim Türk Müziğinde Ses Sistemleri dersimin 8. seansının kaydıdır. Birazdan katılacak olan öğrencilerimi bekliyorum. Evet, ders saatimiz yaklaşıyor. Öğrencilere davetiyelerini gönderelim. biraz erken olmakla beraber zamanlıca göndermiş olduk. Ekran paylaşımımızı başlatalım. Şuraya gelmiştik. Eee ...şuraya bakalım. Tamam. Şunu şöyle getirelim. Evet. Bugün 53'lü koma sisteminin... E, ...yani holder koması sisteminin... ...iki katı ayrıntıdaki... E, ...bir çözünürlükten... ...çıkartılan Törek Karadeniz sistemine eğileceğiz. Ve zaman olursa... 79'lu sistemime de el atabiliriz. Onun için de kanun burada hazır duruyor. Ve zaten kanun sesleri hep söylediğim gibi dijitalde de mevcut. Bu kanun sound fontunu eşit temperamana akortlayarak yani dijitalde akortlayarak hazırladım ki perde bükme yapılırken tam istenilen ayarlar gerçekleştirebilsin. <laughs> Scala programını da hazırlamıştım. Şu an Töre Karadeniz sistemi hazır duruyor. <laughs> Sesleri buradan biraz kısmak gerekebilir. Onu da şöyle yapalım. Key Velocity şöyle. Evet. Her ne kadar ayrıntısı çokmuş gibi görünse de bazı durumlar itibariyle bu önerilen sistemin bir bilimsel çalışmamızda puanlaması oldukça düşük oldu e, ustaların icralarıyla ile karşılaştırıldığında e, yeterince başarılı olmadığı ortaya çıktı sayısal olarak evet e, onur hancım günaydın günaydın hocam e, Nasılsın iyi misin bir saniye bir saniye Heh. E, İyiyim. Sağ olasın. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Onurhan'cığım. E, Yusuf'u da beklerken hemen e, ekran paylaşımı yaptım. Pencereden görüyorsun şu an değil mi? Scala programında bugün e, işte daha önceki haftalardan hep bahsettim. Töre Karadeniz sistemini incelemeye çalışalım. 60 e, kaçtıydı hocam o? E, 106 ton eşit taksim içinden e, 41 perde. E, ama oraya gelmeden önce Aralizgi üzerinden devam edin. Çünkü bu işler ne Neticede oraya varıyor yani 100 sene önceki tartışmalar itibariyle Bizi yine oraya götürüyor Niçin e, Oktav içerisinde 17'li Urmevi sistemi Abdülbaki Nasır Dede sistemi e, Yusuf'cum günaydın e, Nasılsın? Günaydın hocam merhaba İyiyim hocam siz nasılsınız? E, sağ olasın Şimdi e, Onurhan'la da e, yeni başladık konuşmaya Şöyle e, devam edeyim 100 sene önce Ara Lezgi, e, ile Kızışan e, or, or, ortamın e, felsefesi şu Nasır Dede'nin devam ettirdiği Urmevi'nin 17'li perde sistemi her nasıl oluyorsa pitagorsal yapıda olarak vaziyeti tam karşılamıyor. Bundan dolayı 24 pitagorsal perde üretiliyor. Fakat bu da yetmiyor. Törek Karadeniz çıkıyor bir ara. Diyor ki Türk musikesinin asıl sistemi benim önerdiğim sistemdir noktasında. Koskocaman bir kitabı var burada elimde. Böyle. ...bayağı yüklü bir kitap... ...gördüğünüz gibi... Ee, ...burada e, yani... E, ...işin ayrıntısında takılmazsak eğer... ...matematiğini hızlıca anlatacağım ama önce yine... 100 sene öncesine tekrar e, dönecek olursak... ...Arel ya da işte Rauf Yekta'nın ...ortaya çıkarttığı sistem inşasıyla... E, ...bir yol alalım... ...şunu Evet. ...şimdi öncelikle... ...yani bu işi e, tamam yani... E Türk musikisinde çeyrek ses yoktur. ebadı laniye vardır diyerek bu 24'lü pitagorsal yani oranlarının en en büyük asal çarpın 2 ve 3 olacak şekilde oranlarla e, ortaya koyduklarında e, arka planında hiçbir şey yokmuş e, da bunu kendi kafalarına uydurmuşlar gibi bir şey söylemek istemiyorum. Bunun arka planında çok enteresan olarak Nur Urmevi'nin 17'li sistemi var. O da ee, tıpkı Aralezgi gibi inşa edebilecek olan pitagorsal bir yapı ee, ama e, yani Urmevi bunu niçin e, önermiş çünkü Şerefiye risalesinde baktığınızda o e, pitagorsal e, perdelerle açıklanamayacak olan pentakortlar tetrakortlar dörtlü beşli bölünmelerinden bahsediyor e, farklı farklı Ve, şey, söyledim e, Tanini'nin dörtte birine irha denir çeyrek sesten bahsediyor Ondan sonra makamları, dizileri, o dönem, o dönem dönemki adıyla devirleri, edvarı açıklarken 17'li kalıbı kullanıyor ama öbür taraftan da işte Zirefkent cinsi, Büzürk cinsi, ne bileyim isfahan cinsi diye acayip acayip başka bölünmeler de veriyor. Ama işin tabii yani 100 sene önceki ideolojik kavgaya evrilen kısmı e bu Urmevi'den e, kök alıyor. Yani Urmevi'nin -Ur 17'li perde sistemini Ar Yekta, Arel ezgi devam ettirmiş denilebilir. Ama e, yani Urmevi bunu bu 17'li sistemi bana kalırsa hiçbir zaman işte gerçek perdeler bunlardır. Bunları çalın diye ortaya koymamıştır. Olsa olsa belki işte bunu e, aralık kategorilerini Kaba saba da olsa temsil için bir kalıp olarak düşünün. Böylece bunun üzerinden esnetecekseniz, kaydıracaksınız perdeleri ona göre hesap edin diye düşünmüş olabilir, önermiş olabilir. Şimdi biz Urmevi'ye hızlıca bir dönüş yapalım. Bu benim doktora tezim, hepsini ayrıntılandırdığım bir çalışmamdır. Arapların önerdiği 24 sesli bir sürü alternatif var kan temiri Osman dedi, Nai Osman dedi, Abdülbaki Nasır dedi hepsini burada karşılaştırmaya yönelik sayfalar görebilirsiniz. Ama biz doğrudan doğruya bu Nasır dedenin de devam ettirdiği 17'li perde sisteminin ortaya çık çıktığı vaziyete bakalım. Urmevi, Urmevi'deki orijinal vaziyete bakalım. i̇şte bakalım biraz daha aşağıda olacak sanırım. Evet. Evet şöyle bir sistem. Ee, ekranı yaklaştırdığımda siz görüyor musunuz, yaklaştırdığımı yoksa, ee, Biz böyle, şu an görebiliyoruz hocam. Tamam tamam yani e, ben ekran yaklaştırmaları yapıyorum ya hani YouTube kanalımdan tekrar izlediğinizde <laughs> görüyorsunuz böyle e, <laughs> zoomin zoom Onları yani, göremiyoruz hocam. Bu, bu burada olmuyor ama siz göremiyoruz e, hocam. E, tamam <laughs> tamam yani her halükarda e, tekrar izleme imkanınız oldukça görebileceksinizdir ya da doktora tezimin e, internet adresi benim web sitemden indirilebilecek bir yerde e, hemen akademik çalışmalar kısmında. Şimdi Urmevi'nin sistemi e, tıpkı e, işte size rafyekta ile ilgili aralizgi ile ilgili anlattığıma benzer olarak açık tel e, hadi ona yegah da diyebiliriz kaba çargah da diyebiliriz e, açık teldeki perde herhangi bir e, perde ismi izaf edebilirsin ama yegah diyelim e, şey alışkanlık itibariyle e, açık tel e, frekansından tam dörtlü e, şey, tam dört adet beşli yukarı gidiyor işte şunlar ee, şuradakiler Bir türlü seçemedim bir dakika Şuradaki e, yegahtan yukarıya 4 tane 5'li gidiyor Aşağı doğru da Şu kadar daha 5'li gidiyor Yani 12-5'li de aşağı iniyor ee, Ne demiştim Aral ile ilgili olarak hatırlayın Kaba Çargah'tan hareketle 11-5'li yukarı 12-5'li aşağı gider demiştim Veya Rafi ile ilgili olarak Ne demiştim e, yegah bu yani bu defa yegah perdesinden 9 9 5'li yukarı 14 5'li aşağı gider demiştim. Şimdi e, burada 12 5'li aşağı gidiş şeklinde ifade edilen matematiğe ve oranlara bakarsanız Arelizgin'in Urmevi'ye daha da yakın gelmek adına kabar çarga eksenli bir tarife kalkıştığını belki görebileceksiniz. Şimdi hızlıca yapalım. Yani e, neydi e, bu durumda? E, Ay. Evet hmm. e, new Linear. Tern. Tern. Şimdi, şimdi Ur mevinin 17 sesini yapacağız 17 diyoruz oktav yani periyot yani hangi e, Aralık tekrarınca e, oktav e, trans yani, oktav içine normalizasyon yapacaksam Eğer oktav aralığı ne olsun normalizasyon aralığım yani e, tekrar oktav dışında taşanları tekrar oktav içinde döndürmekte kullanacağım. Oran ne olsun? Bu 2 bölü 1. Bir. bir de beşli aralığının e e, t, 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 mükemmel mükemmel veya saf, saf mı yoksa tempere mi oluşu konusunda burada 3 bölü 2 evet. tamam saf 5'li şimdi şu ayrıntıyı da dile getirmeme müsaade edin e, batı müziğinde perfect fifth bize mükemmel 5'li olarak ya da tam 5'li olarak e, tercüme edilmiştir ama bir de pure fifth yani saf 5'li diye bir tabir var burada 3 bölü 2'ye veya e, eşit tempere 5'liye yine tam 5'li denebiliyor ee, barok beşlisi diyebildiğim daha da e, tempere edilmiş beşlere yine tam denilebiliyor ee, bu, bununla beraber sadece ve sadece 3 bölü 2'ye saf beşli deniliyor pure fifth yani e, dolayısıyla burada Urmevi yani başka bir beşliden bahsetmemiş e, 3 bölü 2 cinsinden e, oranlandırıyor dolayısıyla buraya yazıyoruz şimdi kaç beşli aşağı demiştik başlangıç 12, sesinden 10 12 5 aşağı. E, hayır, hayır. E, Yusufcuğum, e, karıştırma bak. Tamam, Raf tamam, Ra tamam, Ra tamam. Raf Yekta tamam. yegahtan başlıyor. Rauf Yekta 9. E, bir dakika. Tamam. Ama bir dakika. Başlangıç sesine göre. Başlangıç sesi yega olursa evet. yani açık tel e, kaba çarga mı yega mı diyeceksin. Öyle bir öyle bir başlangıç yapman gerekiyor. O yani, tel açık telin kendisini oranı 1/1. bölü 1. O, Ona yegahta diyebilirsin, kaba çarga diyebilirsin ama iş değişir. Kaba çarga hatta arasında 9 bölü 8 bir tanini e, durumu var. E, bizim e, perdelerimizin yerleştirilmesi itibariyle. Bundan dolayı bizim yapmamız gereken başlangıç sesini, perdeyi belirtmek. Kaba çarga ise ara lezgi kaba çargahtan 11 beşli yukarı 12 beşli aşağı gidiyor. Rauf Yekta yegahtan bu defa yegahtan 9 beşli yukarı 14 5le ile aşağı iniyor. Aynı sonuç ki aynı oranlar e, yani e, transpoze edersen kaba çarga aynı oranlar ortaya çıkıyor. Şimdi burada demek ki e, Urmevi'yi kaba çarga merkezli düşünelim. E, bu şekilde işte oranları bunlar. Yaklaştırdığım halde görmediğinizi biliyorum ama ben yine de YouTube kanalıma yükleyeceğim video itibariyle yaklaştırıyorum. Ee, burada e yine e, arelezgiden are, are bileceğimiz bazı durumlar mesela 256 bölü 243 bakiye bu nedir? İşte do sol sol re re la la mi mi si si fa diyes fa diyes do diyes. Do do diyes burada. Veya e, işte doğu sol sol re burada kaba çargahtan nevaya dolayısıyla bir oktav aşağı e, 9 bölü 4 neva bir oktav 9 bölü 8 yegah. E, bu şekilde düşünebilirsiniz. Aralizgi ile karşılaştıralım şimdi bunu. Ne yapıyoruz? E, şuraya koyuyoruz. Okay. E, Kopi 01 yan taraftaki az ne aldık? Şimdi Arelezgi e, inşa edelim. Çünkü, de, dedik ya hani Rauf Yekta da Arelezgi de kaba çargahtan e, düşünüldüğünde ikisi de aynı sonucu verir. E, ye, ya da Arel Arelezgi yegahtan inşa etmeye kalkarsan Rauf yaptığını yaparsa aynı sonuç o, o, oluşur. Ama biz kaba çargah eksenli düşünüyoruz. Rauf Yekta da e, kaba çargahtan başlatırsa Arelezgi'yi buluyor diye e, devam ediyoruz. Neydi dolayısıyla? Ezgi kaba çargahtan 24 perde bulacak. Beşli aralığı 3 bölü 2 olacak yine. Kaç beşli yukarıydı? 11. 11 beşli yukarı. 12 beşli aşağı. Şimdi karşılaştırıyoruz. İkisini karşılaştırıyoruz. Bak burada bir ilaveten Pitagorsal oranlar ortaya çıktı. Nedir yani? 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 eşittir. 9 bölü 4. Bir oktav aşağı 9 bölü 8. 9 bölü 8 çarpı 3 bölü 2 eşittir. 27 bölü 16 değil mi? Yani böyle gidiyor. Böyle oranlar 3 bölü 2 katlana katlana oluşturularak veya 2 bölü 3 ile 2 bölü 3 ile çarparak ve oktav aralığına yine transpoze ederek bu şekilde oluşturuyor. Şimdi karşılaştıralım. Hızlıca bakıyoruz. E, show difference e, with e, ha, birinci hazne, birinci haznedekiyle karşılaştır. Bakın burada ne kaç tane benzerlik e, ses varmış? Toplamda e, 24 24 tanesinin içerisinden 7 tanesi farklı çıktı. 7 tanesi e, ne ne kadar farklı çıktı? Bakın burada e, işte mesela şeyde e, Urmevi'de e, büyük mücennep aralığı yok Bakiye'den sonra ama Aralezgi'de var. Apatom dediği e, şey, küçük mücennep pardon. Küçük burada Bakiye'den sonra bir küçük mücennep aralığı var. E, veya keza şeyden sonra e, burada e, çar, şeyden sonra Kaba Çargah karşılık bu rast şey, ne oluyor? E, kaba Çargah'tan tam dörtlü yukarıda Acama, Acama Şiran oluyor. Acama Şiran'dan sonra bir dik Acama Şiran var e, Arelezgi'de. Halbuki Urmevi'de o şekilde bir perde yok. Bu gibi durumlarda koma farkları meydana geliyor. İşte ilaveten şu kadar koma yukarıdaki, bu koma bildiğiniz Pitagorsal koma. Bu kadar koma yukarıda ilave perdeler olmuş. Kaç tane olmuş? Yedi tane daha koma farkıyla perde meydana gelmiş. Şimdi e, bu Tek başına böyle düşünüldüğü takdirde e, makamlarımızı ifade etmeye ne kadar yetiyor? Bir deneyelim. Yani daha önce de denemeye çalıştık. E, ama dijital testler bile olsa bazı şeyleri duyabiliyorsunuz. Mesela Uşak karcar, hüzdam. bunlar olabiliyor mu? Bir bakalım. E, şimdi ara lezgi mantığına göre e, ayarlayacağız. Başlangıç perdemiz e, neydi? Kaba çargahtı. Kaba çargahtı. Do Do olması lazım yani C C, C Bat, batı müziği e, not, nota e, Terminoloji itibariyle C olması lazım set of set e, C dediğimiz zaman burada demin idi bakın şimdi C oldu bu şimdi e, do, <laughs> do sesi evet. gelmiyor hocam ama ses, ses ses gelmedi mi bir dakika e, ayarlamaya çalışayım. E ee, şuradan buraya gidiyor. Ha doğru. Bir dakika. E ee, şuradan preferences audio SSL 2 e, SW buna, gö buna gönderiyor. Ee, ondan sonra bunun içine gidiyor ama size mi gelmedi? Bir dakika. Şu geliyor mu? Geliyor. Bu, bu geliyor. Hocam. Ama bu Ge mu gelmedi? Geliyor hocam. Bu bu gelmiyor. gelmedi mi? Yok. Bu gelmedi bir dakika. Gelmedi o, hocam. o zaman şöyle yapalım. Tamam. Şöyle açalım şeyleri. Evet. Buraya kadar Geliyorsan tamam mı? Çok az geliyor ama duyabiliyoruz. Evet. Tamam, biraz daha açmayı deneyeyim bir dakika. Şimdi nasıl? İyi hocam. Peki tamam. Ee, i̇yi, iyi. Tamam şimdi ara kaba çargahımızın e, frekansı bola e, düşünülmesi gerekiyor. Yani batı e, müziğinin do notasına karşılık geldiği halde tam dörtlü aşağı transpozisyon yapmamız gerekiyor. Ha, ha. ...fa'ya denk gelecek değil mi? Evet. Yok hayır. Do, do ise sol'e denk gelecek. Şimdi bak... ...rast sol notalandırılıyor... ...tam dört laşa re... E, ...piyanodaki re'ye geliyor. E, yegah keza ne oluyor? E, re olarak notalandırılıyor... ...piyanodaki la'ya geliyor. E, kaba çargahta ...do olarak notalandırılıyor... ...piyanodaki sol'e gelecek. Sol'e gelmesi için hesap edelim... E, ...hızlıca... E, e, şeyle la ile sol arasında tanini var. Tanini neydi? 9 bölü 8'di. 440 Hz bölü 908. 9 bölü 8 pardon. Yani 391 diyebiliriz. Buna demek ki set frekansı 391 dediğimiz zaman bakalım sol sesi geliyor. Tamam. Yani kaba çargah değil çargah oldu. Onun da yarısını alalım. Oktav aşağıya. Yani 196 diyelim. Tamam. Şimdi bakalım. Tamam. Buraya kadar işlemler doğru. Şimdi bir makam deneyelim. Bu şimdi kaba çargah. Rast nerede? Rast burada değil mi? Tam beşli yukarıda. Yani sol yazılıyor, re sesi veriyor. Bol ahenk akordu, tamam. Şimdi rasta göre dünya burada, değil mi? Bir de bu notasını da düzeltelim buradan. Arelezgi notasını getirebiliriz. Ee, skalada o, o imkan bile var, bak. Yani bunu yabancılar yapmış. Bak arelezginin diyezleri, bemolleri geldi. Şimdi dolayısıyla kaba çarga için, şey pardon, karciğer makamı için... Çok tiz geliyorsa bir oktavda aşağı transpoz edebilirim ama böyle iyi diyorsanız devam edelim. Yo, hocam iyi. iyi. İyi tamam. Şimdi karca ne kadar oldu? Eh yani evet kek, kekremsi ol tam olmuyor. Hüzlam deneyelim. Pardon. bu da, bu da olmuyor değil mi yani peki sabah evet, deneyelim evet. sabah deneyelim bu nasıl bu da bu da vaziyeti kurtarmıyor evet şimdi problemimiz şu ee, Diyorlar tiskalıyor ki, e, evet yani Segah perdesi tiz kalıyor, Sabah perdesi yeterince dik değil bazı durumlarda veya Hüzzam'da Hisar perdesinin yeri olmuyor, karcıarda Segah olmuyor, Hisar olmuyor ikisi beraber olmuyor. Bu gibi durumlara karşılık olarak diyorlar ki, e, yani aslında Ayhan Zeren'den bir alıntı yapacağım, o kendisi hiçbir zaman 53'lü koma sisteminin e, tamamını savunmamıştır ama şöyle diyor Kısaca özetlersek diyor bu Müzikte Ses Sistemleri kitabında 24 numaralı diziye yani aralizgili aralizgi pitagorsal diziye 53 eşit aralıklı temperamanı uygulamak yani o o onun içinden çekip çıkarmak diziye yeni sesler katılmadığı sürece yani katmaktan yana değil asla değil aralıkların göçülebilme sayısını arttırmamakla beraber iki ayrı çeşit koma aralığını yani hani bahsetmiştim ya 53'e tamamlamanın bir başka yolu daha var. 24 5'li şöyle 20 işte bir öbür tarafa bilmem 20 şu kadar daha beşli aşağı giderek de iki farklı koma aralığı meydana gelir demiştim. İşte iki ayrı koma aralığını ortadan kaldırır. E ve iki çeşit koma aralığı yerine bir tek koma aralığı kullanılması kolaylığı sağlar bundan dolayı da dizinin incelenmesi anlaşılmasını çok kolaylaştırır ve bunun yanı sıra aralıkların doğallığını pratikçe hiç bozmaz genellikle işte 24 numaralı dizi yani araezgü direkt pitagorsal 24 perde gayri müsavi taksimatı 53 çeşit aralıklı temperamana uygulanmış biçimiyle kullanacağız diyor Yani biz ne yapabiliriz bu durumda arenezgiyi, ee, yani makalelerimde de görebilirsiniz bazılarında yazdım bunu e, tablolarla karşılaştırılabiliyor. En çok bir sent mutlak hatayla herhangi bir perde en çok bir sent mutlak hatayla 53 eşit komalı sistemde temsil edebiliriz. Bu Arelezgi perdelerini veya Rafi Ektağ perdelerini veya Safiüdü mevi perdelerini hepsini beraber en çok herhangi bir perdede 1 sent yani 1 sent ne demek? Komanın 23'te biri ya da oktavın 1200'de biri kadar bir hatayla hep her birini en çok 1 sent mutlak hatayla temsil edebilir. Bu durumda nasıl yapacağız? Eee ezgiyi de kopya 02 diyelim. 2 e, numaralı hazneye aldık. Eşit temperaman için e, birkaç seçeneğimiz var. Ya buraya equal 53 der enter'a basarım. 53 ton eşit taksimatın değerlerini otomatik getirir. Veya buradan 53 ton eşit taksimatın notasını seçebilirim. E53 ve preset dediğim zaman 53 ton eşit taksimatın kendisini uyguladığı notasıyla beraber. Şimdi bu durumda... yine Şimdi yine kaba çargah do eşittir. Çıkarttığı ses sol. Bola hank akorttayız. Şimdi bu defa e, neydi? Rast soldu ama re sesi veriyor. Düğü laydı mi sesi veriyor. Şimdi burada e, demek ki karciğer deneyelim. Bakalım 53 komanın sağladığı avantajlarla olabiliyor mu? Evet şimdi ne oluyor burada? Yani e, Arelezgi Uzdilek sisteminin ee, çok güzel bir tesadüf eseri olarak 53 e, komalı sistemde açıklanabilmesinden ileri gelerek e, biz e, çeyrek sesleri arka kapıdan dolanıp tekrar Türk musikisine sokabiliyoruz. Yani çeyrek ses dediğimiz mücennep bölgesi ayrıntısını mesela Hüzzam'da keza değil mi? Evet. Biraz daha iyi olmaya başladı. Hatta yani neredeyse belki mükemmele yakın oldu. Çok daha iyi. Şimdi olay ne? İşte Muzaffer Sarı Sözen sistemindeki o e, koma 2, bemol 3 falan bunlar neye yarıyor demek ki? Yani tabii bağlamada buradaki 53 komanın nepsi yok. Ama maksat ne? Yani a, anlatılmak istenen ne? Ya Arapların çeyrek ses sistemindeki o çeyrekleri ee, orada ihtiyaç duyulan ayaklarda makamlarda getirip oturtmak ya da 53 koma ayrıntısından ihtiyaç olanı getirip orada bağlamanın sapına yerleştirmek. Ama 53 koma dediğim gibi yani eşit olmak zorunda da değildi. Hani iki farklı koma cinsinden de düşünülebilirdi. Ama önce bir karşılaştırma yapalım. Aral ile bunu bir karşılaştıralım bakalım farklar neymiş. Show difference. İkinci ağız koymuştuk? Evet. Şimdi Aral Bir dakika. Ee, şeyle, are, e, 53 ile aralizgiyi kıyaslamayalım. Arelezgi ile 53 kıyaslayalım. Swap 0-2 dediğimiz zaman hazneleri değiştirdi. Şimdi tekrar e, ne diyoruz? Bir dakika. Analyze, show difference 2 numaralı hazne yani 53 ile karşılaştır. Evet. Arelezgi ile e, şimdi bak burada dereceler var. Arelezgi 1'den 24'e kadar e, en sol sütunda. Sa, bir sağ sütunda ise e, 53 koma sisteminin dereceleri. Bak burada 4 koma dediğimiz bakiye aralığıyla neredeyse birebir örtüşme. Ne kadar hata? E, sentin 3'te biri çok kadar çok bir hata. E, çok küçük bir hata. Veya e, müc e, küçük mücennep. Bak Aralezgi'deki şey, kaba çargahtan sonra e, ne oluyor? Ben, Hisar Hicaz karıştırıyorum. Hep düzeltin beni. Hicaz... Nim Hicaz, Dik Hicaz diye gidiyor değil mi? Kaba, şey, nim Kaba Hicaz, kaba Hicaz, dik kaba diye gidiyor. Burada demek ki e, dördüncü koma e, kaba, kaba Nimicaz, sonra kaba Bak burada yarım koma, yar, yarım sent bir hatayla tutturdu. Veya e, ne oldu burada? E, üç numaralı demek ki e, kaba dik o da e, büyük mücenne paralı yukarıda kaba çargatta. O da o da bir sentin altında hatayla tutturuldu. Toplamda hatalara bakalım o ortalamada. Highest absolute difference yani e, en yüksek mutlak fark yani eksisi artısı düşünülmeksizin en yüksek mutlak fark bak bir sentin altında. Bu 53 koma yani 53 53 eşit temperman işte Holder'den önce Jangal tarafından önerilmiş. Newton bile denemiş. Isaac Newton bile 53 komanın hesapları üzerinden batı müziğini açıklamaya çalışmışlar. Ve 53 koma sistemi gerçekten de Arelezgi yani şırak diye orada yakalıyor. Mükemmele yakın yakalıyor. ilaveten ne yapıyor? Tekrar swap diyelim. Swap 2-0. Tekrar 53 koma. Ayrıca ne yapıyor? Aral zihniyetinin reddettiği çeyrek sesleri arka kapıdan dönüp tekrar Türk musikisine sokmak gibi bir avantaja sahip oluyor. E, ama e, şöyle demiştik. Yani 53 eşit komu olmak zorunda değil. Nasıl yapmıştık hani? E, bir arkadaş vardı. E, ne demişti? E, 24 beşli yukarı bilmem kaç beşli aşağı gidilerek de... E, Sistem kapanmaz. Halbuki kapanıyor demiştik. Nasıl yapalım? Ee, bunu e, 53 dursun burada. Kopi. E, 03 diyelim. Üçüncü ne aldık. E, şimdi bu defa e, tekrar linear temperament. Temperament dediğine bakmayın. o Yani herhangi bir aralığı üst üste yığacağım anlamına geliyor. E, 53 e, perdemiz olacak. 3 bölü 2 olacak. E, ne demişti? Ne? 24 beşli yukarı bilmem kaç 24. beşli aşağı hatırlamadım onu 28 beşli aşağı evet bu şekilde de olabilir bir tane kurt beşlisi dediği yani e, sistemin kapanmasına ramak kala bozulmuş olan o beşliği kaç parçaya böleyim de yayım sağına soluna demek o o de onu bakmıyoruz bit olduğu gibi bırak diyoruz böylece baktığımız zaman böyle de olabilir yani ezgi anlayışını devam ettirebiliriz. 53'e yakın bir şekilde böyle devam ettirebiliriz. Peki 53 ton eşit taksimatla bunu karşılaştırırsak fark nedir? Ona bakalım. Üçüncü hazinedeydi 53 ton eşit taksimat. Evet bakın burada da en yüksek fark 2 sent en fazla olmuş. Y yine yani e dediğim gibi hani beşlilerle gidip tekrar oktavı bulmanın e, pratikte imkanı yok matematiksel olarak matematik kesinlikle onun imkanı yok ama o kadar yakın geliyor ki bazı durumlarda mesela 53'te veya 665'e de bölersen inanılmaz yakın geliyor. Artık yani pratikçi 665'te tamamen kapatabiliyorsun anlamına geliyor. Ama burada mesela iki, yani daha ileri 5'lilerde beşlilerde yani 24 beşli yukarı dedik bilmem 29 beşli aşağı oldu. Daha ileri durumlarda 1-2 sente çıktı hata ama o bile tahammül edebilir. Neden? Çünkü... 5'lilerle beşlilerle zincir kapanıyor, kapanıyor anlamına gelir. Bakın demin daha, daha önceden de göstermiştim. Show cycle. 3 bölü 2'lerle yani 31. derecedeki e, şeyleri, aralıkları üst üste yığarak bana sistemi kapat diyorum. İşte bak burada şey yaptı, ne yaptı? Beşlilerle 0, 31, 9, 40 dereceler gidiyor. S 0. derece, 31. derece, 9. derece, 40. derece, 18. derece, 49. böyle gidiyor. Beşlilerle gidiyor, gidiyor. Oktav taştığı yere tekrar oktav, oktav içine dönüyor. Ta ki şuraya geliyor. 2 ile 33. arasında... 698'e düştü. Kaç sent 4 sentlik bir hata orada 5'li de meydana geldi ama ara lezgiyle ya da şeyle düzeltiyorum. 53 ton eşit taksimatla kıyasladığın zaman en çok 2 sent mutlak hataya duçar kalıyorsun. Bu durumda ve şimdi sistem böyle de kapanıyor. 53'te de kapanıyor. Şeye bakalım. swap 03 demek ki burada e ee, tekrar gösterelim. Bu defa 53 ton eşit taksimatın e aralıkları tekrar beşlilerle show cycle yine 31. derecenin e, aralığını üst üste yığmakla bu defa bak eşit e, hepsi oradaki e, o kötü bo, e, kurt beşlisi diyebileceğimiz barok beşlisi yani yine kurt değil ama o barok beşlisindeki hataları e, daha da eşit yedirmek suretiyle yani 702 sente yakın olan tam saf beşli yerine biraz daha bozuk çok çok küçük daha bozuk bir beşli kullanmak suretiyle de kapandı. Yani 53'lü eşit komayla da kapandı, öbür türlü de kapandı. 53 dolayısıyla böyle bir enteresan bir sayı. Ee, bir de 665'te kapanıyor demiştim. Onu da hızlıca göstereyim. equal 665. O da ya 666 sayısı biliyorsunuz İncil'de geçen şey, şeytanın sayısıdır. Çok enteresan şey, şeytanın koması diyebileceğimiz bir durum meydana geliyor. 666'ya getirirsen böyle e, bu kadar ince perde ayrıntısı beşlilerle dön kapat dersen yani 665 içinde bu defa 389. derecedeki aralığı üst üste yağarak kapat dediğinde bakın 665'in beşlisi... Ne kadar yakın değil mi? E, 701.955 yani neydi bizim sent e, değerimiz neydi tam 5'li itibariyle şey, saf 5'li itibariyle 1.5'in logaritma olarak, olarak evet iki taban logaritması çarpı 1200. çarpı 1200 fark neymiş bak 701.9 insan kulağının burada bırakalım noktasından sonraki sonraki ondalıklardan ikincisini üçüncüsünü fark etmesin. Bak nereye kadar gitti? 701.955 hepsini yakaladı neredeyse. Bin, kaç yani 10.000'de birkaç hatayla yakaladı. Demek ki yani sistem mutlaka kapanmalı diyenlere böyle duyurmak lazım. Sistem arkadaşlar tam beşlilerle, saf beşlilerle her türlü kapatılabilir. Eşit temper olabilir, modifi araton temperaman olabilir. İyi yedirilmiş, ıs, iyi ıslah edilmiş wall temperiyer test olabilir. İyi yedirilmiş temperaman olabilir. E veya illaki saf tam falan beşlilerle değil başka türlü bir aralıkla kapatma düşüncesinde de olabilirsin. Majör üçlülerle kapatabilirsin. Ee, ama sonuç itibariyle Aral ne yapmış bu durumda farkında olmadan ya da farkında olarak diyelim de vaziyeti kurtaralım bari. Ee, 53 koma sistemine işi vardırabilecek bir kapı aralamak suretiyle çeyrek sesleri mücennet bölgesi arkadan tekrar dahil etmişler. Bizim müziğimizin ifadesinde ne oluyor? Müziğimizde ne oldu? Ulusal müziğimizde komalar vardır oldu. Komalar ne? 53 eşit taksimatın adımları oldu. Şimdi bu durumda Töre Karadeniz bu işler böyle bu, bu, bu yükseliş trendine karşılık ne yapmış Töre Karadeniz? Yani eee Abdül şey e, hocası eee Abdül Töre miydi? Şey, e, bir bakalım girişine. Ne diyor? Abdül pardon, affedersiniz. Abdül Kadir Tören'in e, öğrencisi olarak Ekrem Karadeniz ne diyor? E, şurada Evet, sayfayı açıyorum. Şurada notalar görülüyor mu? Yok hocam, Yok hocam. Anlaşılıyor, ee, anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Ya burada tam. E, e, tamam. O zaman Yok doktora tezimin sayfasına dönelim. Bir dakika. Uşak makamını da makamında kaybetmeyelim o lazım bize bir dakika. 90 kaç? E, şuradan 88... 91 90 92 evet. 92 numaralı. Evet, Uşak makamı diz. Şimdi Töre Karadeniz'in sistemini o zaman görelim. Ee, ne yapmış? Ne, ne burada e, Arelezgi'den Arel ezgiden, eee Urmevi'den, Rafyekta'dan farklı olarak ne yapmış? E, şuraya geldi geldikten sonra anlaşılacak. Eee bayağı şey İngilizce yazdım bu tezi derinlemesine ee, hala daha değerlendirilmeyi bekleyen bir çalışmamdır. Ee, bunlar değil, bu değil. Biraz daha aşağıdaydı. Bu işte Arapların 24 e, 24lü sistemleri. Ee, Gül, birazdan Gültekin Oransaya da geleceğiz. O da dursun burada. Ve tamam, Törek Karadeniz'e geldik. Şimdi neymiş? Ee, Oktavı 53 yerine 106'ya bölüyor. Öncelikle 106 nedir 53'ün iki katı yani ne yaptı her holder koması her holder komasının yarısını aldı yani yarı komalarla... yarı komalarla gidiyor perdeleri şunlar Bağıl frekanslarına göre veya 106 ton eşit taksimatın dereceleri ve sentleri itibariyle düşünebilirsiniz çok yormayalım 106'ya ...böldükten sonra şöyle şu komaları alıyor. Şunu kopyalayalım. E, demek ki equal e, 106 diyoruz. Ve mod e, yapıştırmak için burada sağ tıklamam lazım. Evet. İşte Töre Karadeniz sistemi bu. Yani ne yapmış? 106'ya bölüyor. Sonra teker teker 3 adım, 3 adım, 2 adım, 3 adım, 3 adım, 2 adım, 2 adım, 3 adım, 3 adım, 2 adım diye ee, ne yapıyor? Yarımşar komaları üst üste bindiriyor. Yani e, iki, iki, iki yarım koma bir koma yapar. Üç yarım koma bir buçuk koma yapar. Yani bir buçuk koma, bir buçuk koma, koma, bir buçuk koma, bir buçuk koma, koma, bir buçuk koma, bir buçuk koma, bir buçuk koma, koma diye gidiyor. Şimdi görelim. Sistem bu. Eğer notalandırmayı da doğru yaparsak, aralizgiye göre yapmayacağız. Burada e, T41 diye bir nota var ama çalışmıyor galiba. Eee Şöyle yap. Bu başka T41'i ben Töre Karadeniz zannettim ama değilmiş galiba. Onun yerine 106 ton eşit taksimatı ya da Arelezgi'yi koyabiliriz. bu ee, çünkü notası şey Töre Karadeniz'in kullandığı nota çok tuhaf bir nota. Karşılaştırmak için şöyle yapalım. Yani Arelezgi ile karşılaştırıyoruz. Ee, bu da ne yapıyor? Nereden başlatıyor? Karıştırmayalım yerini. Ee, pest rast'tan rasta kadar sol'den sole yapıyor. Solden sola yapmak demek e, kaba çarga, pes, işte pes çarga, kaba, kaba çarga dedi. 41 numaralı derece do. E, şimdi 41 numaralı dereceyi biz doya getirdik. Zaten öyle e, şey. E, bu, bu, mantıkla düşünecek olursak e, rasttan rast ama solden sola değil bir dakika. E, burada buradaki kafa karışıklığını gidermemiz gerekebilir birazdan ama e, önce şunu kontrol edelim. Eee ee, rastla, e rastla çargı arasında tam dörtlü aralık var demek ki e, gerekirse bir transpozisyon yaparak vaziyeti kurtarabiliriz. Bir bakalım. Şimdi <laughs> tamam. E, kaba çargı e, sol sesi veriyor Bolahank'te. E Uşak makamı için ne demiş? E la si don, burada si dediği natürel segah perdesi şurada. <laughs> Bakayım. Ha şu. Tamam böyle başlıyor. La, si, do, re, mi, fa diyez. Fa diyez dediği are lezgideki gibi. Sonra. Bu, bu. Bakayım. Eee. Bu, 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 bunu nasıl yapacağız bir dakika. La'dan başlattık. Bir, bu bir dakika şey 106 ton eşit taksimatın notasıyla belki daha rahat yerleştirebiliriz. Şöyle deneyelim. Tamam. Ee, şöyle la'dan evet. Ha şey hay Allah dün akşam çalışırken aklıma geldi karıştırdım unutuyorum. Ee, başlangıç perdesi rast demiştik ya sol olacak onu düzeltelim. Set offset. set. Şöyle set e, offset sol ve solün e, hem e, sol yazılacak hem re sesi verecek bu Re sesi vermesi için e, piyanodaki la ile re arasında e, 3 bölü 2 tam beşli oranı var. Yani 440 bölü 1.5 440 bölü 1.5 frekansımız 293 diyelim. Set frekansı 293 bize şimdi evet rast şimdi dolayısıyla çargah bu çargah bu rast bu bu da e, dügah şimdi uşak makamın dizisi sonra e, şu evet ne yaptı? Karadeniz işe yaptı. Çıkarken Fadiyes kullandı. Hüseyin'iymiş gibi yaptı. İnerken segah perdesi yerine kullandığı acayip bir bemol var. Şurada. Uşak dediği. Burada şey var. Ya dikçe dilaviz var. Tam tam dörtlüğü karşısında. Yahut da kendisi demek ki e, şeye göre e, rast perdesine göre 16 yarım koma yukarıda e, ne yapıyor 16 yarım koma? 8, e, e, ne yaptı? 8 uşak perdesi e, buna göre pardon e, çok yanlış, yanlış söyledim. Bir buçuk holder koması cinsinden galiba e, galiba. Bir dakika. Ee, yine hesap hatası yapmamak için Bakalım 12. derece şu Gerçekten de 12. derece Burada yazıyor ee, Aralığa bakalım ee, Dügaha göre bakalım 5 ee, be e Demek ki bir öncekine göre bakalım ee, Şeye göre Dügaha göre 5 koma yani 10 yarım koma 9 artı Ne no no oldu bir dakika Yanlışlık olmasın. Dügahtan hareketle buraya. E, e, bir dakika. Pardon bu 5 adım demek. komal cinsinden hesaplayacağız. 158'i. Şöyle yapalım. E, hesap makinesine gelelim. 1200 bölü 53. Çarpı 7 idi galiba. Evet çarpı 7. E, demek ki e, yarım komalar cinsinden 14 olacak. E, kontrol edelim. Dügahtan hareketle 14 yukarı bu, şuraya geliyor değil mi? o, 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 bir dakika 13 nim, pardon e, dü, bu 9 ben bunları yazarken komalar cinsinden yazmıştım orada bir arıza olmaması lazım şöyle bakalım eşit o 53 ton eşit taksimatın demek ki 7 koması var burada Buradan da 9 koma var. Öyle hesaplayalım. 9 artı 7. 16 çarpı 2. 32 yarım koma yapar. E veya 16. E tamam doğru işte. 16 şey rastlan hareketli 16 koma yukarıda. Doğru. Tamam. Orada hesap hatası yok. 16 şeyde rasttan hareketli 16 koma yukarıda uşak perdesi kullanıyor. İşareti de burada yan yatmış da olsa görüyorsunuz değil mi şurada? Böyle iki tane bayrağı var. E, şeyinde. Ee, şeyin, e, şeyin biraz daha zoom yapalım. sapın şu sa, sapında iki bayrağı var. Uşşak perdesi yani hani Ezgi'deki mücennepte bir tane bayrak. Şey, büyük mücennep memulünde bir tane bayrak var. Burada uşşak perdesinde iki bayrak var. Böyle tuhaf bir durum var. Ee, sonuç itibariyle u, evet, 16 koma yukarıda yani 32 yarım koma yukarıda şöyle yaptı rastlan hareketle. Gel gelelim Uşak veya Karcıar mesela. Ona, ona, ona bir bakalım. E, vaktimiz var değil mi daha? Tamam. Şimdi e, Karcıar makamını bulalım buradan. E, oldukça yüklü kalın bir kitap. E, şey de gösteriyor bu Karcıarı mesela. E, bakalım Hüseyin'i, Neva Uşak Rast Mahur. Karcıyar'ı e, basit makamlar arasında göstermiş. 100 numaralı örnek diyor. Bakalım. E, yanlış olmasın. Şuraya bakalım. Bu bu değil dedi. Bakayım sayfası kaçmış. Yüz e, nerede göreceğiz? Şurada. Uşak. Maye. Say, sayfa numarası tutmadı. Bir dakika. 37 numara diyor. 37 numaralı. 37 numaralı makam. Şey elle bulalım. Bir dakika. Gülşeni ve Faşi ve Numa, Çargah, Kürdi, Hicaz, Huzi, Muayyer. Hüseyni'yi bulduk. Hüseyni tam neredeymiş ona bakalım. Az kaldı. Tamam biraz daha ileride. E, Gerdaniye yukarıda. Necid Hüseyin, Arazbar, Hicaz Rumi, Hümayun, Hicaz Zengulini, Şaburek, Hüzzam, e, Gülşen'i Vefa, Gülzar Çok gitmeyelim bir dakika. Gülzar e, az kaldı galiba. Evet Gülzar, gül, Gerdaniye şey demiştik. E, Huzi Muayyer demiştik. E, Maya Aşiran, Rahat Feza, Aşk Efsa, Ruh Nüvas, e, ş, Dilke Şaveran, Ruh Irak, Rast Cedi, ço ra Rast cedid, çok mu <laughs> bir dakika? E, karışık yapmış maalesef burada demek ki hazırlıksız yakalandım size arkadaşlar. Huzi muayyer dedik. Ee, sayfa numarası 100 diyor ama burada sayfalar numaralar hepsi birbirine karışmış durumda. Ee, şöyle bakalım. Ee, 19 bölü 2 16 ne demişti? 37 numara demiş Bir de öyle deneyelim. 30 39 galiba buldum. Bakayım. 30 yok e, tamam yani e, biraz karışık bir kitap tekrar e, edisyona muhtaç e, editor, editorialize edilmeye muhtaç ama sonuç itibariyle şöyle kafamıza göre bir deneyelim e, demek ki elimizdeki imkanlar neler ona bakalım e, şöyle böyle bir tane dik kürdiğimiz var. Böyle bir tane uşak perdemiz var. Böyle bir tane segah perdemiz var. Böyle bir tane arelezgiden giden yarım koma daha dik bir buseliğimiz var. Evet şimdi 41 e, e, perdeli e, sistemdeki problem ne? Evet. 106 ton eşit taksimat içinden seçtiği zaman... Bakın burada e, rasttan e, minor üçlü aşağıda e, ne var? E, Soldan aşağı miye gidiyoruz. Rast, e, ondan sonra irak ve bir aşağı Hüseyni Aşiran. Hüseyni Aşiran'dan hareketle... Bak beşlinin büyüklüğüne bak. Hüseyni Aşiran'la Buse'lik arasındaki beşliye bak. ne oldu çok disonant bir beşli çünkü kurt beşlisi çok geniş e, olması gerektiğinden hayli hayli geniş e, sebebi e, 53'lü sistemin e, beşliler çemberiyle yapmadı. 106 ton eşit taksimat içerisinde irregüler bir yapı seçti çıkarttı peki beşlilerle gitmeye kalksak nasıl bir yapı göreceğiz bakalım show cycle beşliler 24. derecesi bakın burada bu zaten 53 tane taksimatın beşlisi ama onun dışında beşliler kullanarak çemberi kapatmaya çalışacak şöyle gelelim evet göster evet ne oldu İşte burada 701 şey 702 702 giderken birden 713 atladı yine 702 702 702 giderken birden 713 atladı Ondan sonra yine 701, 707 bu şekilde giderken daha aşağıda o şekilde bitirdi. Ee, iki, i̇ki tane e, olması gerektiğinden çok çok geniş beşli kullanarak sistemi kapatmış oldu. Ama bu şekilde makbul mü? Hani e, bir önceki ara sınavda ne demiştik, ne sormuştuk? Beşlilere, dörtlülere, oktavlara e, ne kadar bozulma payı veriyorsunuz? Ne kadar tahammül sınırı veriyorsunuz diye sormuştum. E, burada bir deneyelim yani... Ee, eşit temperaman beşlisinde tahammül edebiliyoruz. Çünkü piyanoda bütün e, batı dünyasında şakır şakır çalıyorlar eşit tempereye ya da, ya da ona göre akortlandığı iddia edilen ona yakın gelen e, beşli aralığına göre hepsini icra ediyorlar. Peki barok beşlileri yani e, ne, mesela Pitagoryen koma ya da sentonik komanın bilmem kaçta kaçı kadar temper edilmiş beşliler. eee Şimdi hani e, ara sınavda biraz göstermeye gayret ettim. Pitagoryen komanın yanı sıra bir de sentonik koma var demiştim. Sentonik koma nedir esas itibariyle? E, tam beşlilerle gidiyorsun. Do, sol, sol, re, re la, la, mi. E, yani saf beşlilerle gidiyorsun. Oktav içine alıyorsun. Ne oluyor ona bakalım. 3 bölü 2. Bir o, tamam. E, çarpı 3 bölü 2. 9 bölü 4 değil mi? çarpı 1.5 eşittir 9 bölü 4. Tamam. Çarpı 3, 1, 3 bölü 2 daha. 27 bölü ee, bölü. çarpı 1, 1, 3 bölü 2 daha ne yapar? 27 bölü 8 mi yapar? Yok 27 bölü 12 yapmaz mı? Yapmaz mı? 27 bölü 8 değil mi bak? Ee, yanlış mı yaptım? Evet bir daha. 1.5 çarpı 1.5 çarpı 1.5 ne yaptı? 12 bölü, şey 27 bölü 8, değil mi? 27 bölü 8, değil mi? Yanlış yapmıyorum, değil mi? Bir saniye, bir saniye. bak, 1.5 çarpı 1.5 çarpı 1.5, e, 3.375 eşittir 27 bölü 8, değil mi? Hı hı. Ondan sonra bir üç bir 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 kere daha 1.5 çarpı 1.5. Yani e, ben e, kolaylaştırayım sizin için 81 bölü 81 bölü 8 mi pardon 81 bölü 16 bakalım 81 bölü 16 evet yani e, bunu 2 oktav aşağı alacağız. Çünkü burada ne yaptık? Mi'ye geldi. Bunu iki oktav aşağı almak demek bölü 4. Evet yani 1.25'e çok yakın. 5 bölü 4'e çok yakın ama tam değil. 81 bölü 64 bu. Bakalım. 81 bölü 64. Ee, bunun e, sent değeri neymiş ona bakalım. 10 tabanlı logaritma cinsinden de gidebilir. 10 taban logaritması bölü. Oktavın 10 taban logaritması çarpı 1200. Ondan sonra 408 cent. 5 bölü 4'e bakalım. Onun 1.25 demiştik. Onun ona çok yakın demiştik. 5 bölü 4. Aynı şekilde o iki taban logaritmayla da yapabiliriz. İki taban logaritması çarpı 1200. Bu da 386. Aradaki fark neymiş? 21 holder işte 21 sent holder koma, pardon holder komasına yakın e, tam değil. Pitagoryen yani komaya da yakın o da değil. Buna sentonik koma diyoruz. 81 bölü 80'dir oranı. Bakabiliriz keza. Ee, eksisini kaldırayım bir dakika şöyle. 81 bölü bir dakika. 81 bölü 80. İki taban logaritması çarpı 1200. Tamam. Aynı tamam 21. Yani e, Holder koması ne kadar onu onu karşılaştıralım. E, neydi? 1200 bölü 53'tü değil mi? Fark neymiş? Fark bir sent kadar bir fark var. Ama şimdi biz sentonik komanın dörtte biri kadar temper edelim beşlimizi. Dörtte biri temper etmek demek bunun dörtte birini alıp beşli aralık beşli aralığından onu çıkarmak demek. Hoy, tabi logaritmik dünyada yapıyor. Toplama çıkarma işlemleri hep logaritmik dünyada. Demek ki bu 81 bölü 80'li kolder komasının sent adedi bölü 4. Eee tam 5'linin e, keza senta e, dedi. 2 taban logaritmasını aldık 1.5'in çarpı 1200 eksi bu miktar evet 696 ya da 97 sentlik bir beşli aralığıyla inşa edersek daha e, yani yine de sınırlara yaklaşmakla beraber tahammül edilebilir olduğunu göreceğiz. Buna göre yapalım. Bu kopyaladım bunu. Tekrar linear temperament diyelim. Bir barok temperamentin inşa edeceğiz şimdi. 12 tane klavyedeki 12 tuşumuza karşılık gelerek bu beşli sentini kullanacağız. Ee, burada dikkat edin nokta ile yazarsanız sent olarak anlar, bölü ile yazarsanız oran olarak anlar. Ee, fa'dan başlayacağız, Fa Do So Re La Mi Si diye gidebiliriz. Fa'dan aşağı Fa Si bemol Mi bemol diye gidelim. Fa Si bemol Mi bemol. 3 beşli aşağı, 8 beşli yukarı. Şimdi bakalım, dinleyelim. Bir de 12 ton eşit temperaman notasyonunu buradan uygulayalım. tamam? Beşlileri dinleyelim. Bu tam manasıyla bir dörtte bir koma tempere barok temperamanı oldu. Beşlilerin dörtte bir sentonik koma temper edildiği bir temperaman. Do, doğuya getirmek için set offset. Ee, niye bu şey kaps oldu? Set offset. C. Frekansını da e, şey yapalım. Barok temperaman havasına vermek için 250 diyelim. Do, do sesimizi. Evet. Şimdi bakalım. Yani Bugünkü modern piyano. C, do, do, diyoruz ama C sesi duyuyoruz ama harpsikordlarda 400 sene önce böyleymiş aşağı yukarı. Yani doğal dedikleri yani Pitagorasçıların ya da ezgicilerin doğal dediklerinden çok daha farklı olarak burada bozulmuş beşlilerle bu şekilde eee ne yapabiliyoruz? Doğal diyebileceğimiz akorları basabiliyoruz. Orda orada bozuldu çünkü eşit tempere değil aralıklar bozuluyor. Sonuçta nedir? Bu şekilde bozulmaya cevaz var. Yani barok temperamanındaki barok beşlisi kadar bozulmalara izin var. Ama Karadeniz'in yaptığı ne? Karadeniz inanılmaz büyük bir aralığa muhtaç kalıyor sistemi kapatmak için. Geri al diyelim. Karadeniz sistemi burada. E, set offset e, ne demiştik? E, solden soldan başlıyor. G. Set frekansı ne demiştik? 191 mi demiştik? 190. Yuk... Ne demiştik? Bir dakika. E, e, sol R notası verecek. Demek ki La'ya göre re 1.5 aşağıda. 440 bölü 1.5. 293 bir de yarısını alalım. 140, 147 set frekans 147 yanlış yapmadıysam eğer tekrar döndük. Bir de notasını seçelim. 106 ton eşit taksimat notasını e, göster diyelim. Geldik sayılır. Evet. Hüzzam deneyelim. Ne yaptı? Yani araya ekstradan o bir buçuk komalık ayrıntıları katmak suretiyle ya bir koma ya bir buçuk komalık ayrıntılarla e, Ara Lezgi'nin açıklamaktan kaçındığı o Hisar bölgesini, Segah bölgesini geri kazandırmaya uğraşıyor. Bunu da kanuna uygulamışlar e, o dönemde 1960'larda 70'lerde galiba. E, ve sonuçlar nedir? Evet yani makamların havasını vermeye başlıyor. Ama transpozisyonel olarak düşündüğünde yani farklı farklı ahenklerde de hüzzam yapmak istediğinde bu irregüler yani oradaki kötü beşli yüzünden o anormal beşli bak tekrar dinletiyorum. Anormal derecede geniş beşli yüzünden iş sarpa sarıyor ve bundan dolayı transpozisyonlarda sıkıntı mesela şuradan yapalım. Evet. Yani tam burada belki yedirebilirsin yani biraz e, parmak hareketiyle udda tam burada ee, biraz oynatarak ama niye böyle bir şeye kalkışalım ki yani sistem böyle inşa edilirse transpozisyonel olarak sıkıntı meydana getireceği aşikar ya da hadi transpozisyon yapmayalım dersen bu kadar perdeye ne gerek var o zaman yani burada neler söylüyor ee, perde isimlerine tekrar tek tek el atalım şurada listelediği şekliyle Lütfen e, bağışlayın kitap çok kalın sağını solunu ben karıştırmaya başladım artık uzun zaman geçti aradan. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. E, yani bakın perdeler yani Rast, Nigar, Dikçe Nigar, Nim Zengule, Zengule, Dikçe Zengule, Dik Zengule, dügah Dilara, Dikçe Dilara, Nim Kürdi, Kürdi Uşak, Sega, Buselik, Dikçe Buselik, Dik Buselik. Allah ne verdiyse hepsini koyuyor ama... Madem bu kadar koyuyorsun, 41'e kadar çıkarttın. Şimdi mesela insana adama şimdi sorarlar. Şimdi dikçe nigeri nerede kullanıyorsun? Transpozisyonel olarak kullanıyorsun. Rastan sonra dikçe nigeri nerede gerekir? Bir bakalım dikçe nigeri şu. Hüseyin'i Aşiran'da rast yaparken. Hüseyin Aşiran'da hiç rast yaptınız mı? Yapabilirsiniz, e, tamam. Peki Hüseyin'i aşıranda rast yapıyorsun, e, Acem aşıranda yapabiliyor musun? Bakalım ona. Sonra aralıklar biraz bozulmaya başladı Peki başka bir yerden deneyelim. E, nereden olmayabilir ya da nereden iyice bozuluyor olabilir? Şurada bir bakalım. Burada var. Nerede yok mesela ona bakalım. Se segah'tan deneyelim madem. Buradan deneyelim. Aferin Karadeniz bunu da tuttu ama sorunumuz ne yani transpozisyonel olarak dediğim gibi o çok aşırı derecede şişkin beşli yüzünden bazı durumlarda orada e, kekremsi bir e, bir Hüseyini aşıran Selik durumu meydana geliyor başka yerlerde de var o bakalım yani tamam ushakı yapabilirsin ama mesela e, burada e, böyle bir durumla karşılaşıyor. Başka nerede olacak o? E, ee, şurada mesela. Burada burada değil. Ee, yerini tam tespit edin bir dakika. Şeyde var demiştik. Ee, show e, cycle, cycle of fifths. E, ee, daha, daha başlangıçta burada Hüseyin Yaşıran'la bu seyir arasında var. Bir de e, 32. ile o, şey 15. ile 39. arasında. 15. .yi bulalım. Şurada o, o, Şu, şu. O, o. Ha işte burada Buralara yerleştirmiş Hadi yani, yani yerleştirdiği yer niye bu kadar e, Hüseyin Hüseyin'i aşıran gibi temel bir perdeye bu kadar yakın biraz daha dışarı atabilir miydi? Belki yapabilirdi. Ee, peki yani bu iş bu noktaya varıyor. Böyle yapılabiliyor. Ama dediğim gibi yani 41 perde kadar perde ihtiyaç var mı bu durumda? Bazılarını çıkartıp atamaz mıyız? Yani bunu belki denemek istersiniz. Bu 41 nedir yani? Benim doktora tezim dediğim gibi web sitemde mevcut. Şuradan tek yapmanız gereken equal 106 dedikten sonra şu şunu, şunu kopyalayacaksınız. Şuradaki e, bir e, yarım komalık e, sayıları e, mod modunu kopyalayacaksınız. Tekrar deneyelim. Şöyle gelelim. Yaptığımız işlem neydi? Equal 106 mod yapıştırıyorsunuz o sayıları. Şöyle. Ondan sonra set frequency kafanıza göre takılmayın. Orada e, sol olacak. Eee La'ya göre sol olacak demek. 440 kesten 9 bölü 8 aşağı gidecek demek. O da 440 çarpı 8 bölü 9 demek. 440 çarpı 8 bölü 9. O da 391. O da çok tiz olursa yarısı 196. Set frekansı 196. Set offset notası da rastan başladığı için set offset G. İşte böyle yaptığınız zaman. Çargah burada. Rast burada. Bu tamam kurtardı. Bu kurtardı. Bu kurtarmadı. Tamam. Yani optimize edilebilir mi? Yani bur burayı, buraya koymak yerine buraya koysanız mesela ne olacak o zaman? Ee, Hüseyin'i aşırandan bir komu aşağıdaki perdenin adını söyle. Gege. Hayır. Bir, Bir koma. koma. Bir koma aşağıdık. Evet. Dikisar. Evet. Kaba, e, kaba Kabadikisar. Evet. Kaba ile belki sege arasına konabilirdi. Veya hadi biraz daha aşağı belki. Nereye konabilir? Daha da kaba bir dikisarla Uşak perdesi arasına konabilirdi Belki ama ne, bu, bu kurtarır mı? Böyle şeyler denenebilir Ama dediğim gibi yani Madem bu kadar perde kullanıyorsun Niçin böyle daha güzel Transpozisyonel imkanlar sunmuyorsun ee, bu, bu arada biz bir saattir ders yapıyoruz 20 dakikamız kalmış denilebilir Hemen o zaman benim geliştirdiğim Alternatife geçelim Eee ben ne yapmışım doktora tezimde? Tahmininizce yani iş bu noktaya vardıktan sonra Ozan hocanız ne yapmış olabilir? 79'u sistem hocası. Ama ne, ne nedir 79? Ama yani bu ne yaptı? Töre Karadeniz 53'ü yeterli bulmadı. 2 İki, ile çarptı 106'yı buldu. Ozan hocanız ne yapmış olabilir? 3 ile 20, 20 Evet 53'ü 3 ile çarpıp tamam, tamam. Evet 53'ü 3 ile çarparsak ne oluyor? 159, 159, 159 yani ya, içinden yani. 79 almak için ne yapıyoruz? Ee, özel bir modu 80, var onu. 79 ee, bir da bir ee, 80 de benim e, alternatiflerim olarak düşünülebilir yani Birbirine çok yakınlar. Ee, ama e, kısaca gidelim ee, işte kanunun resmi burada ee, Mandalların şekli burada Ama bizim ihtiyacımız olan mod deminki yaptığımız gibi modu kopyalayacağız. Ee, ama şunu söylemem lazım ki orijinal olarak ben 159'a bölüyüm de içinden 79 alayım diye yola çıkmadım. Orijinalde tam dörtler aralığını 33 eşit, 33 eşit parçaya bölerek yola çıktım. Bunu da bilin. Onun hesapla ve sonuç 159'a bölüp şu modu almakla neredeyse birebir aynı. Ee, şöyle yapalım. Demek ki equal 159 mod şuradan seçiyoruz yapıştır. Ama bu şey ee, söyle e, Yegah'la neva arasındaki galiba değil mi? Ee, bakalım. Ee, emin 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 değilim bundan. Belki e, uzun zaman geçtiği için hatırlayamamış olabilirim ama son olarak set offset set do set offset set frequency do'nun e, bugünkü piyanodaki karşılığı 262. Evet. Buradan da notamızı seçelim. 79 eşit benim notayı istediğimi karşılıyor. Evet, şimdi istediğimiz ayrıntıya gelmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda makam transpozisyonları için gerçekten de sağlam bir sisteme kavuşuyoruz. Çünkü beşliler zinciriyle bakarsak başladığımız sese nasıl döneceğimize. Bakın burada demin bahsettiğim barok beşlisine yakın bir beşliyle tur atıyoruz. Tam be, şey saf beşlilerle ve barok beşlilerle tur atarak başladığımız sese hiçbir ayıp kusur olmaksızın dönebiliyoruz. Ve bu sayede aralıklar da e, çok bozulmaksız. Yani mesela eee Düğalla e, Dik Kürdi arasındaki e, oldukça e, artık uşaklıktan çıkmış olan bir aralık başka yerde uşak uşaka doğru giderken bende öyle olmuyor bende muhafaza oluyor aşağı yukarı. Yanlış yapmadı şaka ya. Dolayısıyla şöyle bakalım. Burada bir problem yok. Şuna bakalım. Heh, burada e, 106 iken 113 oluyor. Ama böyle durumlar e, müsaade edilebilir durumlar. Çünkü insan kulağı şu orta frekans bölgesinde e, 7-8 centlik aralık sapmalarına tahammül edebiliyor müzik icrasında. Dolayısıyla işte burada kanunda mesela Duyuluyor değil mi arkadaşlar orada? Tamam. Başka bir yerden vereyim. Ne oldu? Do diyez üzerinden yani hangi ahenkteyiz? Do diyez üzerinden Hüzzam. Davul. Davul. Piyanodaki do diyez sega demek ki eee e, la, la rast yani piyanodaki la rast sana göre e, ne oluyor? Kız ney oluyor hocam? Evet evet. Ee, La'nın la e, piyanodaki e, la sesinin rast olduğu durum. Kız. Kız e, ne kız, kız ney? durumu evet. Bu kayabilir dikkatli olalım. Kanunumuzu e, kırmayalım daha e, şey ant, antik olma yolunda <laughs> ilerliyor. Şimdi do diye üzerinden değil de mesela e, nereden yapalım fa üzerinden fa fa koma bemol üzerinden değil A koma bemolün enharmoniğini alayım. nasıl şey e, fa koma vemolün e, enarmoni olan mi işte e, eksik bakiye diyezi üzerinden mesela e, veya işte sabah mesela değil mi? Beste gel evet. La eksik bakiye diye üzerinden e, Beste gel Şöyle. Arada kayarsa lütfen mağdur görün. Lütfen şey affedin burada böyle bir denge kurmaya estağfurullah. çalışıyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Başka bir yerden deneyim. Sabah makamını mesela hiç olmayacak. Tam buradan bir yerden söyle bana Yusufcum. Hiç olmayacak bir yer. Şu an akıma gelen. Mesela bu selik üzerinden yapalım mı? Bu üzerinden sabah. Olur hocam yapalım. Olur. Tamam bu e, ba, bu selik ne yapıyor? E, ee, bat, bat pi piyanodaki hangi notaya geliyor e, bu selik? Fa diyez, fa diyez. Bakalım. Sol yazılıyor, re geliyor. Evet fa diye, bravo. Fa diyez'e geliyor. Fa diyez'den sabah yapacağım peki. E, ee... Ne diyorsunuz? Bak Ozan Hocanızın sisteminde e, Karadeniz'in çok daha ötesinde bir ayrıntıyla, e, Arelezgin'in çok çok daha ötesinde bir ayrıntıyla makamlarımızı böylelikle her perde üzerinden aralıkları çok az deforme ederek yerleştirebiliyoruz. Beşliler zinciriyle dönüp başladığımız yere e, tahammül sınırları içerisinde rahatlıkla gelebiliyoruz. Ve e, makamları böyle böyle yerleştiriyorum İşte burada yapalım. Şuradan. Ne diyorsunuz? Ee, yani biraz daha ayrıntı evet. iki ayrıntı da var. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ee, olmayacak başka bir yer söyleyin. Mesela yani e, sabah perdesinden sabah yapılabilir. Ee, onu hani Kani Karaca yapmış mesela Sa şeyde yerinden sabah yaparken sabah perdesi üzerine durup oradan bir de sabah yapıyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ee, denk geliyor. Işte bir, bir, yani yerin 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 bunu bunu yerinden de yapabilirsin, başka ayenklerden de yapabilirsin. Yani ne oluyor? Sol yazıyorsun, R sesi Sol, re sesi veriyor. Laz dügah perdesi, la yazıyorsun. E, ee, mi sesi veriyor. Sol dizde ee, mi ay ee, rast sol yazıyorsun, e, re sesi veriyor. Le, dügah la yazıyorsun, mi sesi veriyor. Mi de sabah yaparken sabah da sabah yapacağım. Sabah perdesi sabah Şunu yapalım. Şimdi buradan itibaren yapalım. Sabah perdesinde sabah perdesini dügah kıldık. E, düzgün yapabilecek miyim bakalım. Şöyle. Evet bakalım. Düz, düzgün bu atış yapmaya çalışacağım. Şöyle. Ha şöyle. Ş şöyle yapın. Bir, bir türlü beceremedim onu bir dakika. Evet doğrusu bu. Şöyle sol. Evet sabah perdesi üzerinde sabah yapmaya çalışıyoruz. Şöyle sonunda başardık. Yani o imkan da var. Ya da herhangi bir ahenkte, e, herhangi bir makamın, herhangi bir perde üzerinde transpozisyonu e, bu şekilde mümkün hale geliyor. Şimdi bu sistemin güzelliği nerede? Hani bugüne kadar doğal aralık, doğal olmayan aralık, işte çeyrek ses var mı yok mu, işte komalar ulusal müziğimizin parçasıdır, ulusal müziğimiz komalıdır falan diyen arkadaşlara yönelik olarak ne demiş oluyoruz bu sayede? Yani aynı zamanda hem koma ayrıntısı var, hem mücennet mücennep bölgesi ayrıntısı var, hem sistem kapanıyor beşlilerle, hem herhangi bir perde üzerinden herhangi bir makam transpozisyonu yapılabiliyor, hem mesela Rast dizisi çıkıcı bir doğal dizi olarak beşlilerle örülebiliyor şöyle... bir dakika düzeltiyorum. Böyle yaparsanız in, yani kaba saba da olsa bir çıkıcı teorik rast dizisi ve inerken Mahur dizisinde Suzi Dilara'ya Nigara geçki yapmak için yine kesintisiz beşlilerle. Bir, bir, affedersiniz bir daha. Bak buraya atladım. Bak. Sınırda. Yani şöyle. Yani Türkiye anlayışa göre artık yani 21. yüzyıl Türkiye anlayışına göre iyice batı iyi temperamanıymış gibi davranan bir rast çıkıcı dizisini teorik olarak Do, Re, Mi Fa Sol La Si Do'ya yerleştirip ayrıca Mahura Nigera kesintisi beşlerle belki süper Pitagoryen Mahura geçki yapabilirsiniz. Aynı şekilde... Pardon yanlış yaptım. Arada kayıyor bir daha müsaade edin. Veya şöyle. Böyle de olur. hepsi oluyor aynı zamanda bonus 12'li kapalı bir döngü de var içinde ee, gösterelim buradan mod dediğiniz zaman şöyle işte bu ama yani büyü gibi değil mi? Sihirli gibi. Yani e, bu gibi e, imkanların hepsini birden barındırabilmesi için ne yaptık? Töre Karadeniz'in yaklaşımından yetinmedik. Ara 53 koma hilekarlığına başvurmadık. Onu 53 koma kullanarak çeyrek sesleri ya da koma ilave 2-3 komaları arka kapıdan geri sokmasına o şekilde cevaz vermedik. Onu ya öyle yapamazsın yetmez ayrıca dedik. Ne oldu? O 53'ün 3 katını almış olduk. Aslında temel yaklaşım bu değildi ama 53'ün 3 katını alıp içinden 79 ya da 80 ayıkladığınızda işte 79'lu kanun örneği itibariyle herhangi bir perde üzerinden herhangi bir transpozisyon seviyesi ahenk işte do, re, mi, radüsü ilişkilendirmesi de temelinde mükemmel bir şekilde e, ...neredeyse yani mükemmele yakın bir şekilde bütün bu özellikleri de barındırıyor olarak makamlarımızı açıklamaya imkan bahsediyoruz. Ve bunun da teorik altyapısını da oluşturabiliyoruz. Ve bu sistem üzerinden e, müzik eğitimine de büyük bir katkı sağlıyor Çünkü batı müziği anlayışıyla makamsal anlayışı, koma, çeyrek ses hepsini birden buluşturuyoruz. E, Peki buna niye itiraz ediliyor? İşte kim bu kadar perdeyi anlayabilir? Kim bu kadar transpozisyon ihtiyaç duyar? i̇şte bu kadar çok şeye ne gerek var? Bilmem ne diyenlere yönelik olarak şöyle bir teklifim var. Yani bu perdelerin hepsini uygulamak zorunda değilsiniz. Kanunda dursun ya da piyanoda durmasa da olur. Gitarda tam burada durmasa da olur ama... Hiç olmazsa teorik bir zemin olarak böyle her türlü perde ayrıntısını arayanlara yönelik bir imkan var. E, notasyonu da şöyle düzeltilebilir. Sajital notasyon kullanıyorum. Set Sagittal e, to e, sağ 79 pardon set Sagittal sağ 79 e, olmadı mı? Bir dakika. Set e, nota sağ, e, sağ 79 tamam. Şimdi bak sajital nota geldi. Yani bunlar Diyezlerin bemollerin yanına oklar şeklinde düşünülebilir. Set sagittal mixed diyelim. İşte diyezlerle bemollerle düşünürsek bu şekilde. Diyezlerin bemollerin yanına oklar geldi. E, iki şu demek ki e, şurada e, bir koma ok olacak. E, çift bemol eşdeğeri İki koma ok, tam ok. Bunlar bir araya getirilebiliyorlar. Şuraya bakalım. Ee, tamam. Yani nedir burada? Sadece diyezden bemolden ibaret de notalandırılabilir. Yani arelizgideki o ters bemollere, televizyon antenlerine falan da ihtiyaç kalmıyor bu durumda. Sabah yapmak isteyen yapar. Burada mod penceresi kapatalım. İptal. Burada yani batı notasıyla yazmak yetecek olduğuna göre yani kanundaki arkadaş yapı, yapması gerektiğini bildiğini bileceğine göre tam burada ona nasıl eşlik edeceğini bileceğine göre sol diye üzerinden de hüzdam yapılabilir mesela sol diye la si do diye re diye mi re diye do si

Arkadaşlar e, dersimiz e, artık burada e, yavaş yavaş sonuçlansayı olur. Bir, çok gördüm sizi biliyorum kusura bakmayın. İstanbul, e, İstanbul, e, İstanbul. E, 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 ama şunu anlamanızı istiyorum. Bundan sonraki öneriler e, benim veya başkaların önerileri irdelenirken, ayrıntıyı gözetirken e, veya e, niye ayrıntı yeterince yok diye e, düşünürken buradaki bugüne kadarki tartışımız konuların, ideolojik kavgaların, kapışmaların gölgesinde bu işlerin yürüdüğünü hatırlayın. Ee, ve yani bir taraftan bilimsel bir gereklilik var. Perdelerimizin otantik izah edilebilmesi gerekliliği var. Diğer taraftan çağdaş müzik eğitimi gerekliliği var. ideolojik baskılar var. Diğer taraftan ülkemizde batı müziği etkisi var. 100-200 yıldır daha da bile fazla olarak var ve bu etkilerden tamamen arındırılmak gibi bir düşüncenin ne kadar yerli yerinde olup olmadığı tartışması var. Herkes kendi müziğini yapsın demek mi lazım yoksa konservatuarlar bir dakika arkadaşlar yani hepsi beraber olamıyor mu demesi mi lazım? Değil mi? Bunları sorgulayın. Ya yani Türk müziği derken Orkestral olamaz mı? İlla ki tambur, ut, kemençe, ney hepsi bir araya gelip dört ayrı ses üfleyerek ancak o şekilde mi polifoni olabilir diye düşünmek lazım. Kanunda e, illaki ki e, yani eşit tempere seslere göre mi çakmak lazım diye düşünmeniz gerekir e, batı orkestralarıyla yan yana gelebilmesi için. Bu gibi şeyleri düşünürken her zaman e, nasıl ideolojik kapışmalar, kavgalar içerisinde onların gölgesi altında bu işlerin yürüdüğünü hatırlayın. Ve buradaki sistem önerilerini yani Türk müziğinde ses sistemleri, lakırdısının e, nasıl bir gerçekliği işaret ettiğini e, değerlendirin. O şekilde e, değerlendirin. Ve burada geliştirmekte olduğum ya da sizin dikkatinize taşıdığım önerilerin, sistemlerin ne işe yaradığını, ne maksatlı üretildiğini, kime hitap ettiğini, neye hitap ettiğini o şekilde tartın ve belki günün birinde diyeceksiniz ki aa işte Ozan hocamızın önerdiği şu tam benim ihtiyacıma göreymiş veya ben bunu biraz değiştirsem bana tam ihtiyacıma uygun bir hale geliyor veya Ozan hoca ne kadar kötü söylemiş bak diğerinin söylediği daha doğru falan diyebileceksiniz ama karşılaştırmak lazım bilimsel araçlar ne işe yarıyor? E, ya tamam, şey, bir taraftan e, niteliksel bir taraftan nicemsel e, nitelik ne işe yarıyor tamam biz müziği soyut yapıyoruz e, beğenimize göre ama arka planınız o kadar elle tutulmaz bir şeydi ki arka planda matematiksel kaideler var, armoniklerin durumu var, vuruların durumu var, akorlar itibariyle üst üste gelecek olan seslerin konsonantlı disonantlığı veya müziğin anlamsallığı var. Müziğin anlamsallığının arkasında sosyopolitik etmenler ve onların da matematiği var. Beğenilerin matematiği var, estetiğin matematiği var. Ama tek başına kuru kuru matematik de değil. ...beklentilere hitap eden farklı farklı matematik seviyeleri var. Şimdi böyle değerlendirmenizi diliyorum. E, bu şekilde anlamlandırmanızı e, rica ediyorum. E, ve sistem önerilerini bu bundan sonra başkalarının ve benim önerilerimi değerlendirmekte... ...yine bu araçlara başvuracağız ama unutmayın bu bir estetik meselesidir. Bu bir zevk meselesidir ama diğer taraftan ne kadar estetik ve zevk olursa olsun... Evet, nazariyat e, Gereklilikleri meselesidir aynı zamanda Yani çağdaş eğitim Gereklilikleri meselesidir Ve o çağdaş eğitimle beraber gelecek olan Tek sesli ya da çok sesli fark etmez Veya ikisi beraber fark etmez Nazari kuralların da Beraberinde müziği şekillendirme Gerçekliğiyle beraber geldiği Hususunu ıskalamamak gerekiyor Onu vurgulamak istedim e, Bu çerçevede Umarım finale doğru giderken sizi çok üzmeyeceğimi, yormayacağımı anladınız. Ama bunları iyice kavramanız istiyorum. Bu durumu iyice bir tartın ve size söylenen. E, Hilaf hakikatleri Palavraları iyi değerlendirin Bundan sonra yani Ulusal müziğimizde komalar vardır Bir dakika komalar var çeyrek sesler niye yok Ya da çeyrek sesler var komalar niye yok Ya da bağlamada o kadar koma var Diyorsun niye komalar yok Ya da tamburumda komalar var Çeyrek sesler var ama istediğim yerden Niye transpozu yapamayayım Niye transpozisyon yapamayayım Ya da si bemol klarnete niçin perde eklemek e, Küfür olsun Ey batıcı arkadaşım ya da ne bileyim piyano illaki 12 tuşlu mudur? başka seçenek yok mudur? Ya bizi bunu bizi bize dayatılan ideolojik e, şey cendereleri lütfen bu şekilde iyi tartın ve bir taraftan estetik gereklilikleri, bir taraftan bilimsel nazari gereklilikler ikisi nasıl bir araya getirilmesi gerekiyor? Hangi yaklaşım burada benimsenmesi gerekiyor? Değerlendirelim. Tamam. E, son sözlerinizi alayım ve toparlayalım. Teşekkür ederim hocam teşekkür her şey için. Şey. Biraz tamam. ağır tamam. bir dersi ay, ay, bizim de. için. <gülüyor> <gülüyor> ama ya, birden bile. Tabi. Hocam ben şimdi ya, kendi enstrümanım gereği, gereği bu sistemin bu aslında sistemin e, müthiş oturduğunu e, ama ben bu bunu enstrüman olarak, nasıl, nasıl, olarak perde, nasıl perde yani yapabilirim, yapabilirim diye düşündüm yapabilirim diye mesela. Yapabilirim yani. mesela. Yani mümkün olsa bile icrası nasıl olurdu dediğiniz gibi gerçekten zor olacağını düşünüyorum yani kafamda aslında sistem yani olsa yani bunun eğitimini alsak, eğitimini versek tabii ki de her şey mümkün bunu diğer enstrümanlara nasıl yansıtacağız bu sistemi mesela. Evet işte onun için alternatif önerilerim var geleceğim buyur Onurhan'cığım. Hocam ben teşekkür ederim her şey için ben pek zorlanmıyorum tam bur gibi bu perde konusunda bir perdem olmadığı için evet biz kıyas yatma olayını yapma çözmemiz, çözmemiz lazım arkadaşlar önce. Nasıl yapacağımızı öğrenmemiz lazım bu ders kapsamında bence. Evet. Hı ee, hı. onun dışında teşekkür ederiz. Tamam. Peki, yani, peki öyle bir şey e, sorabilir miyim evet, hocam? söyle, söyle Yusuf. Ee, bu sistem dahilinde e, makam kurumu anlatımı peki hocam nasıl olacak? Ona ileriki derslerde mi değinmemiz gerekecek? Evet. Yani makamları Batı müziği notaları cinsinden yazarak e, Sajital ayrıntısını ayrıca vererek veya vermeyerek de devam edilebilir. Hı hı. E, kanunda hepsi beraber e, bulunabilir veya tam burada hepsi beraber bulunmayabilir. İhtiyaca göre bulunabilir veya alternatiflerim var. Yani bu e, her türlü perdeyi, her türlü transpozisyonu ahengi arayanlar için batı müziği de olsun, o da olsun, bu da olsun diyenler için maksimal bir çözüm. Anladım hocam. Anladım hocam. Evet. Yani şimdi Ay, siz, ama siz burada şey yaparken bile, bile e, transpoz e, ederken e, bile yani e, 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 çok zorlanıyoruz. E, ben bile e, kendi e, enstrümanımda, e, enstrümanımda ana akortları e, transpoz ederken e, bile e, bazı, zorluklar bazı zorluklar çıkıyor ortaya. ortaya. Hı -hı. Dediğiniz Hı -hı. gibi peki bu işin peki, eğitiminde bu işin e, bunu, kolaylaştırmak bir, bunu kolaylaştırmak için başka bir yöntemler de var mı hocam? Yani perde sayısını azaltıp daha optimal çözümlere gidip ahenkleri devreden çıkarmak gerekir belki. Evet. Ee, e, tam burada tel akordunu değiştirerek ahengi elde edebilme durumları söz konusu edilebilir. Ya da her ikisi birden yani perde seviyesini değiştirerek transposisyonla beraber tel akordunu değiştirerek transpozisyonu bir araya getirmek belki mümkün olabilir. Ee, ama evet. bunlar yani müziğin gerektirdiği bir taraftan estetik var, bir taraftan pratik var, bir taraftan da nazariyat ve çağdaş eğitim dayatması var ya da nazariyatla yatmasını reddedenler açısından müzikte matematik yoktur, müzik sanattır diyenler açısından o zaman hadi bakalım perdelerini hiç olmayan sazlarla yüz icra yapın ya da işte perdeli rebap kullanma, tambur kullanma, bağlama kullanma, kanun kullanma. Kanundan mandalları sök at. Ya bu bu da artık bir yer bir noktadan sonra irticaya giriyor. İrtica demek geriye dön. Tamam. irtica her zaman kötü bir şey olmayabilir. Belki Back to the grassroots yani e, illaki yeşil çayıları geri dönelim diyenler olabilir ama nereye kadar yani iş nereye varıyor o zaman şey, şey entariyle şalvarla dolaş sarıkla gez o noktaya geliyor iş. E, e, dolayısıyla yaşadığınız müzik kültür değişirken dönüşürken bunların çağdaş gereklikleri veya ileri matematik araçlarıyla açıklanma gerekliliklerini de değerlendirmeniz gerekiyor. Ona Ama çözüm arayışlarımız devam edecek. Ee, yani e, bu bitmedi. Bu devam edecek. Böyle belki on yıllarca yüz yıllarca belki devam edecek ama e, şunu görün e, e, ihtiyaçlar arttıkça, zevkler değiştikçe bunlar kaçınılmaz oluyor. Tamam. Teşekkür ederiz hocam. Sağ hocam. peki e, Sağ olun arkadaşlar. Haftaya görüşmek dileğiyle. E, kendinize iyi bakın. Siz hocam. Hoşçakalın. Siz hocam.